Merhaba millet, teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'ıma gidebilirsiniz. Bugün her yerde gördüğümüz ama söylendiği kadar yapması kolay olmayan bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Anda kalmak. Belki de uzun zamandır yaygın olan bir şeydir ama benim karşıma çok çıkmıyordur. Algıda seçicilik yapıyor olabilirim. Her şeyi de çağa bağlamak istemiyorum çünkü milattan önce dahi insanlar bu gençlik nereye gidiyor, biz nasıl bir zamanda yaşıyoruz demişler. Ama bu çağda yapmanın ekstra zor olduğunu düşündüğüm bir şey bu anda kalma olayı. Çünkü kaçmama yardımcı olabilecek bir sürü şey var etrafta. Beni o andan, o bulunduğum ortamdan koparabilecek ve bana farklı bir zamandaymışım, farklı bir yerdeymişim gibi hissettirebilecek. Hepimiz tabii ki insanız ve düşüncelerimize çok da engel olamıyoruz. Ya ben olamıyorum. Siz olabilir misiniz bilmiyorum. Çoğu zaman bulunduğumuz anda olmuyoruz. Geçmişimizi, geleceğimizi ya da durumdan alakasız bambaşka bir şey düşünmeye başlıyoruz. Anda kalmadığımız için odaklı da olmuyoruz. Nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı çok fark edemiyoruz. 5 dakika telefona baktığımızı düşündük. 1 saat boyunca baktık ama ne hatırlıyoruz mesela o telefona baktığımız süre içerisinde ne görmüştük? Bu anda kalmayı biraz daha becerebildiğimi düşünüyorum. Eskiye göre tabii ki %100 yapıyorum. Ben çok farkındalıklıyım, en iyiyim gibi bir iddiam yok. Zaten öyle olmadım aşikar. Çoğu zaman neden bir şeyler izliyoruz ya da bir şeyler dinliyoruz? Sessiz bir ortama niçin katlanamıyoruz? Genellikle bulunduğumuz ortamdan ya da hissettiğimiz bazı duygulardan kaçmaya çalışıyoruz. Bir şeyler izlemek, dinlemek, yemek yemek, herkes için bu farklı olabilir. Çoğunlukla bir kaçış. Anda kalmak deyince sanki sadece güzel şeyleri hissetmek. Evet, ben şu anda buradayım ve bu hayatı yaşadığıma minnettarım. Çok şükür böyle bir his yaşadığımızda sadece anda kalmalıymışız gibi geliyor. Ama kötü hissettiğimizde de bence o hissi yaşamalıyız, izin vermeliyiz diye düşünüyorum. Ben çok yapamıyorum. Ben kendimi çok sıkıştırıyorum kötü hissettiğimde. Çok bastırıyorum. Hiç doğru değil, biliyorum bu yaptım. Bir yerden illaki çıkacak. Daha çıkmadı. İnşallah çıkmaz. Çıktıysa da ben fark etmedim. Sürekli kaçıyorum. Yapmak istemediğim şeylerden, gitmek istemediğim yerlerden, hissetmek istemediğim duygulardan. Çoğu zaman bir yerde olmak istemediğimde bile kulaklığımı takıyorum ve önüme bakıyorum. O vibe'ı, o atmosferi, o rahatsız edici duyguları hissetmemek için. Ve ben kaçmak yerine, başka şeyler düşünmeye çalışmak, kendimi oyalamak yerine eğer anda kalsam, hissetmeye izin versem, o duygularımı yaşasam belki bu içinde bulunduğum durumdan kurtulmamın da bir yolunu bulabileceğim. Ama çoğunlukla öyle yapmıyoruz. Sadece iyi hissettiğimiz zamanlarda evet şu anda bu andayım, anda kalıyorum gibi düşünüyoruz. Ama kötü hissettiğimiz zamanları da gerçekten hissetmeye izin verebilmek bence çok önemli bir şey. Farkındayım, gerçekten çok zor ama şöyle düşünmeyi de öğrendim. Nihayetinde ben bu hayata bir kere geliyorum bildiğim kadarıyla ve bir daha bu anı yaşayamayacağım. Geçmişi zaten kaybettim. Sürekli düşündüğüm o geleceği yaşayacağımdan da emin değilim. Seçmediğim diğer olasılıklardan zaten vazgeçtim. Sürekli şu olsaydı, bu olsaydı, keşke bunu yapsaydım demem hiçbir işime yaramayacak. Geçmiş yaşandı bitti, yaptığım hataları da yaptım. Yarın yaşayabilir miyiz? Ondan da emin değiliz. Ey, her şeyi boş veriyoruz. Böyle demek istemiyorum. Bazen bir şey hissettiğimde ya da bir yere gittiğimde, bir şey yaşadığımda derin bir nefes alıyorum ve şu anda bu andayım, şu anda bu duygular içerisindeyim, bu ortamdayım, bunu yapıyorum diye kendime hatırlatıyorum. Anda hissetmeye çalışıyorum. Geçmişimi, geleceğimi düşünmeyi ve yaşadığım ana odaklanmayı bir dengeye oturtmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.